Yüksek bir dağda bir kartal dört tane yumurtasıyla beraber yaşarken deprem oluyor. O depremde yumurtanın bir tanesi aşağıda tavuk çiftliğine yuvarlanıyor ve oradaki tavuklardan bir tanesi o yumurtaya sahip çıkıyor. O yumurtadan bir tane civciv çıkıyor. Normal civcivlere benzemiyor. Farklı bir civciv. Ona tavuk muamelesi yapıyorlar. Devamlı ona sen tavuksun diyorlar etrafındaki tavuklar. Hani bir adama kırk kere deli derler ya inanır deli olduğuna yavru kartal da tavuk olduğuna inandırılıyor. Uçağın kartalları görüyor yukarıda dağın eteğinde olduğu için sen tavuksun diyorlar. Sen büyüyeceksin tavuk olacaksın. Zaman ilerliyor ve o kartal kendini artık tavuk olarak kabul ediyor. Tavuk olarak görüyor. Tavuk gibi davranıyor. Çünkü etraftaki tavuklar ona tavukluğu üretiyorlar, kartallığı değil. Kendini kötü hissediyor bu kartal yavrusu. Arada bir böyle bir boşluğa düşüyor. Canı sıkılıyor. Kartal gibi uçmak istiyorum diyor ama yine etrafındaki tavuklar ona gülüyorlar. Sen tavuksun diyorlar. Sen bunu böyle kabul et. Sen yapamazsın. Sen beceremezsin. Sen elleme, sen dokunma, sen uçamazsın. Sen et yememen lazım. Sen çünkü tavuksun diye ona artık inandırıyorlar. O şekilde kabul ediyor. Kartal yavrusu artık büyüyor. Kartal haline geliyor. Fakat bir gün yukarıdan bir kartal aşağıdaki tavukların arasında bir tavuğu yakalayıp yemek istiyor. Aşağı süzüldüğünde aşağıda bir kartal var tavukların arasında. Tavuk gibi davranıyor, tavuk gibi konuşuyor. Kendini tavuk zannediyor herhalde diyor, yaklaşıyor, selam veriyor. Senin tavuklar arasında ne işin var? Sen kartal değil misin? Yo diyor ben tavuğum diyor. Nasıl olur sen kartalsın? Yo zamanında ben kartalım dedim. mi? Hep beni aşağıladılar. Sen yapamazsın, sen edemezsin, sen tavuksun dediler. Sen uçamazsın dediler. Sen civcivsin dediler. Çıktıktan bu zamana kadar Devamlı hep aşağılandım. Devamlı yapamazsın. Elleme dokunma dediler. Hani biz insanlarda da öyle olmuyor mu? Dünyaya geldiğinden daha yumurtadan yeni çıktığında hani kartal nasıl sıkıntı yaşıyorsa insan da dünyaya geldiğinde 18 yaşına kadar bir işin nasıl yapılmayacağını öğretmediler mi? Elleme dokunma yapamazsın edemezsin diye. 455 bin kere devamlı sınırlar kondu kafada. Devamlı limitler kondu. İşte bu kartal yavrusu da "Evet, benim kafamda limitler var. Devamlı çarpıyorum, ilerleyemiyorum, uçamıyorum. Ben tavuğum." diyor. Hala resimde gördüğünüz kartalı ikna etmeye çalışıyor tavuğum diye. Kolay kolay pes etmiyor uzman kartal. "Sen kartalsın." gel diyor su birikintisine götürüyor onu. "Bak, bak." diyor. aynıyız diyor. aynıyız bak." diyor. "Bak, kendini gör." Kendini tanı, kendini bil ki ömrün zayi olmasın diyor. Sen bana benziyorsun. Ben kartalım sen de kartalsın diye onu ikna etmeye çalışıyor. İnsanın kendini bilmesi lazım, kendini tanıması lazım. Senin de kendini tanıman lazım. Artık sen tavukluktan vazgeç. Ben sana uçmayı öğreteyim. Sen yeter ki inan kendine. Biraz önce avladığı tavuktan bir parça eti ağzına zorla tıkıyor mücadeleyle. Birden fıtratı değişiyor tavuğu yiyince kartal birden güçleniyor, birden havalanmaya başlıyor, uçmaya başlıyor. Bu uzman kartalla beraber 3-5 ay bir yolculuk yapıyorlar. Bu uzman kartal ona özgürlüğü öğretiyor, uçmayı öğretiyor, avlamayı öğretiyor, kartallığı öğretiyor. Çünkü acemi kartal yıllardan beri kendini tavuk zannediyordu. Aynaya bakmaya hiç zamanı olmamıştı. Baksa bile kabul edemiyordu kartal olduğunu. Çünkü ona inandırmışlardı tavuk olduğunu söylemişlerdi. Binlerce kez söylemişlerdi. Artık kartal uzman kartalla beraber bir mentörlük programına katılır gibi biz insanlarda nasıl eğitimler var rehberlik programları işte uzman kartalla beraber takılmaya başlıyor acemi kartal ve ondan gerçek kartallığı özgürlüğü öğreniyor. Çünkü kartallar devamlı yüksekten uçuyorlar ömürleri çok uzun, çok sağlıklılar, istedikleri zaman istedikleri yere uçabiliyorlar, istediklerini yiyebiliyorlar, güçlüler. İşte insanlar da öyle. İnsanlar 18 yaşına kadar özünden ayrıldı. Devamlı onlara bir işin nasıl yapılamayacağını söylediler ve inandırdılar. Bir adama hani biraz önce dediğimiz gibi 40 kere deli dersen nasıl deli olduğuna inanıyorsa 18 yaşına kadar zaten kolu kanadı kırılmış bir kartal gibi düşünün o hale dönüşüyor insan o yüzden hedeflerine ulaşamıyor devamlı engelleri var görünmeyen engeller var işte sebebi aslında buradaki hikayede çok açık ve net anlatılıyor. Kartal olana sen kartal değilsin tavuksun diye ona inandırdıkları gibi insana da bu şekilde devamlı sen yapamazsın, sen beceremezsin, senden olmaz dedikleri için nasıl bu kartal tavuk olduğuna inanıyorsa insanlar da 18 yaşına kadar 455 bin kere o yaştan itibaren de yine devam ediyor. Her gün 27 kez sen yapamazsın, sen beceremezsin diye inandırılıyor ve ondan dolayı işinde başarılı olamıyor. O yüzden işlerini büyütemiyor veya o arzuladığı bereket, o zenginlik o arzuladığı, almak istediği şeyleri alamıyor veya işini büyütemiyor. İşi var ama işini büyütemiyor. Neden? Çünkü kafasında sınırları var. Kim o sınırları koydu? Etrafındaki insanlar sınırlar koydu. Sonra o sınırları etrafındaki insanların koyduğu sınırlara kendisi de inandı. Kendi kendini ikna etmeye devam etti. Bu kartal nasıl hani kendini ikna ediyordu? Kendini tavuk zanneden kartal, "Evet ben uçamam, ben yapamam, ben beceremem." diyerek ikna etmişti. Uzman Kartal'ı da ikna etmeye çalışıyordu. İşte insanoğlu da bu şekilde devamlı arzuduğu hedeflere ulaşamam, yapamam, beceremem diyerek kendini ikna ediyor. Peki nasıl çözüldü, nasıl düzeldi, nasıl uçmaya başladı? Bir rehber, bir uzman Kartal ona yol gösterdi. 3 ay, 5 ay, 6 ay onunla yolculuk yaptı. Ona uçmayı öğretti. Ona zenginliği öğretti. Ona rızkının nasıl artırılabileceğini öğretti. Eskiden bir şey yiyemiyordu ki bu kartal yavrusu. Ama şimdi istediği yerden gözetleyebiliyor. İsterse balık yiyebilir, isterse tavşan yiyebilir, isterse tavuk yiyebilir. Ne istiyorsa canı yiyebilir yukarıda uçarken. İşte insanlar da bu şekilde özgürlüğüne ulaşabilir. Yeter ki kafadaki sınırları kaldırsın. Ama o da olmuyor tek başına. Tek başına yapamıyor. Şoför öğretmeni nasıl araba sürmeyi öğretiyorsa, kartal nasıl uçmayı öğrettiyse, insana da bir rehber, bir mentor yol gösterebiliyor. Ona özgürlüğü öğretebiliyor, gösterebiliyor. Kafasındaki sınırları kaldırabiliyor. Kafasına yüklenen o gereksiz, lüzumsuz, kirli düşünceler, başkaları tarafından yüklenen o kirli düşünceler, o virüsleri çıkarabiliyor. Hani buna bilinçaltı resetleme diyorlar, bilinçaltı temizle diyorlar. İşte bu kartal bunun bilinçaltını nasıl temizlediyse mentörler de aynı o şekilde bizler de yıllardan beri onu yapıyoruz. Bizim programlarımıza katılan, kendini geliştirmeye açık, öğrenmeye açık, kendi işini kurmuş, biraz daha büyütmek isteyen, daha huzurlu bir aile isteyen, kendi işinde çok daha başarılı olmak isteyenler, arzuduğu o zenginliğe ulaşmak isteyenler, almak istediği o bahçeli evi almak isteyen, ler veya havuzlu villasını almak isteyenler veya arzuladığı o arabalara G63 AMG'yi almak isteyenler kafadaki sınırlarından kurtulmadıkça alamıyorlar. Engellerden kurtulmadıkça alamıyorlar. İçinde o atıl duran yetenekleri kafadaki o engelleri çıkaran işte o mentor kartal ve bununla beraber içindeki o yeteneği yine keşfeden uzman kartal Mentor rehber yapabiliyor onu. Kafalarındaki o kirli düşünceleri, programları silerek içindeki o atıl bulunan, o atıl duran, kullanılmayan potansiyelleri keşfedip insanları özgürlüğe, zenginliğe, berekete, huzura, mutluluğa nasıl gideceğini adım adım gösteriyoruz. Biraz önce gördüğünüz kartal kendini bildikten sonra, kendini tanıdıktan sonra ömrünü artık zayi etmedi. Hadis-i şerif öyle değil mi? Peygamberimiz ne buyuruyor? Kendini bil ki, kendini tanı ki ömrünü israf olmasın. İşte insanların büyük bir kısmı %90'ın üzerinde ömrünü israf ediyorlar, zayi ediyorlar. Artık vakti geldi diyorsan sen de harekete geçmen lazım. Bir mentor eşliğinde 3 ay, 6 ay veya 1 sene bir yolculuk, bir rehberlik programına katılıp sen de özgür olabilirsin. Sen de yapabilirsin. Herkes yapabilir. Herkes başarabilir. Bunun binlerce örneği var. Binlerce insan hayatını pozitif manada değiştirdi. Onlar yaptıysa sen niye yapamayasın? Engelleyen şey nedir? Sen de inanman lazım. Cesaret edip sen de yapabilirsin. Kendine inan. Cep telefonun bile kendini aktualize ediyor. Değiştiriyor iki haftada bir. Sen de yapabilirsin. Sadece birkaç adımla cesaret gösterip sen de harekete geçebilirsin. Bizim programlarımıza katılan binlerce insan var. Onların ortak cümleleri şunlar: Programa katıldıktan sonra daha dinçim, daha dinginim, daha sakinim. Geceleri kafayı koyduğum zaman hemen uyuyabiliyorum. Başkaları ne demiş, ne dememiş hiç umurumda değil. Hiç beni ilgilendirmiyor. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Eskiden kafaya takardım ama takmıyorum artık. Özgüvenim arttı. O arzuladığım arabayı alabildim. Bahçeli eve veya havuzlu eve ulaşabildim. Orada oturuyorum şu anda. Devamlı ailede huzursuzluk vardı. Ama şimdi daha huzurluyuz, mutluyuz. Yüzümüze bakarken birbirimize keyif alıyoruz, tat alıyoruz. Yürüyüşüm bile değişti. Daha etkili bir insan oldum. Liderlik vasıflarını kazandım. Yaptığım işi severek yapıyorum. Keyif alarak yapıyorum. Paranın bereketi oldu artık. Kazancım iki katına arttı. Müşteriler benden alışveriş yapmak istiyor artık. Neden? Çünkü sen kendini geliştiriyorsun, yetiştiriyorsun, gündemde tutuyorsun. Teknolojileri kullanıyorsun. O yüzden müşteriler sana geliyor. Çünkü sen kendini geliştirdiğin için yapabiliyorsun bunu. Bunlar işte eğitime katılan cümlelerin arasında aklıma gelenleri size söyledim. Sen de kartal olmak istiyorsan, fıtratına dönmek istiyorsan, özgürlüğe ulaşmak istiyorsan o zaman sen de bizim ücretli VIP eğitimlerimiz var. 3 ay, 6 ay, 1 sene senin durumuna göre sana bir program açarız, bir eğitim yaparız seninle. Sen de binlerce insan gibi arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla formu doldur, gönder. Hoşçakal.